oluşumu sağlamak için bir divan heyetini kuracağız. Divan heyetine bir önergemiz var. Başka önergesi olan var mı? Yok. Olmadığına göre divan heyetinin divan başkanlığına Eretikçe Olsun Başkanı Sayın İbiş, Divan Başkan Vekili Lokanta Divan Başkanı Ali Kral, Katiplere Osman Leylak, İrfan Palaz, Binnur Demir Ök. Divanı oynayalım. Evet, divan oylanmıştır. Buyurun Sayın Divan. Evet, şimdi ben hazır mikrofonu elime almışken divana teslim etmeden bu divan bir daha bana mikrofonu vermeyebilir. Evet. Sinanpaşa Belediye Başkanım Sayın Cüneyt Yüksel, değerli oda başkanlarım, değerli üyelerim, hanımefendiler, beyefendiler, Sayın Basın, genel kurulumuza hoş geldiniz, sefa verdiniz. Buyur Sayın Divan. Çok değerli Tekirdağ İnşaat Sanatkarları Odası esnaf üyeleri. Seçiminiz hayırlı uğurlu olsun. Açılış yapıldı. Başkanlık divan teşekkürü oluşturuldu. Saygı duruşu. Ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ve şehitlerimiz adına bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'na davet ediyoruz.
Ruhları şad olsun. Gündemimizin 4. maddesine geçmeden önce Sayın Erdoğan, aramızda Tekirdağ ilimizin, Süleymanpaşa ilçemizin çok kıymetli, genç dinamik Süleymanpaşa Belediye Başkanımız aramızda. Kendisine bir iki cümle söylemesi için kürsüye davet ediyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Çok kıymetli Divan, her biri birbirinden kıymetli oda başkanlarım ve benim sektörüm olan ve yabancı olmadığım sektörümün çok kıymetli esnaf abilerim, kardeşlerim. Her birinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Siz basınımızın değerli temsilcilerine hürmetlerimi sunuyorum. Öncelikle genel kurulumuz hayırlı olsun. Allah mahcup etmesin. İnşallah önümüzdeki dönem çok daha güzel işlerde ve birlikteliklerde beraber olma umuduyla diliyorum. Çok zor bir iş üstleniyor oda başkanlarımız. Bütçesi olmayan, kendi çapında kendi esnaflarının ihtiyaçlarını veya planlamalarıyla ilgili kendine göre çalışmalarını düzenleyerek o kıt bütçeyle bir şeyler yapmaya çalışan bir odaya sahipsiniz. Bunun da farkındayım. Ama avantajlı olduğumuz bir konu var. Sağ olsun başkanımla sürekli istişare halinde bulunabiliyoruz. Özellikle dün akşam mimarlar, mühendisler ve müteahhitlerle bir araya geldik. İnşallah bizim diğer odalarla ilgili de diğer hesaplarımızı biraz daha detaylı, daha sık bir araya gelerek özellikle inşaat sektörünün canlanmasıyla alakalı hazırladığımız planları, projeleri yıl içerisinde sizlere aktarma fırsatımız olacak bol bol. İnşallah şu süreci atlattıktan sonraki dönemde de şehirle ilgili yapılacakları beraber değerlendirme fırsatı bulmuş olacağız. Ben oda seçimlerimizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Herhalde tek adayım var, ikinci bir aday var mı bilmiyorum abi. Sormadığım için aklınıza yer edin. Tek bir sene girildiği için o zaman hayırlı olsun diyeyim şimdiden bütün yönetim kurulu üyelerine. Ama şunun üstüne basarak kardeşiniz olarak belirtmek istiyorum. Çok zor bir dönemden geçiyoruz. Ben 2,5 yıldır belediye başkanıyım. 18 ayını pandemiyle geçirdik. Hem gerek tahsilatlarda hem personel sayılarında ciddi ciddi düşmelerle karşı karşıya kalınıyor. Ama buna rağmen iş beklemiyorum. İşi yürütmek zorundasınız, devam etmek zorundasınız. Sektör için baktığımızda da dükkanı açtığımız gün itibariyle masraflar işiyor. İş yapsanız da yapmasanız da sabit giderlerimiz var. Dolayısıyla ben de bunun farkındayım. Bölgenin bir an önce özellikle inşaat sektörüyle alakalı, ki dün akşam bunu müteahhit kardeşlerim geldiğinde de anlattım. Özellikle ruhsatlarla ilgili sorunlar vardı. Özür dilerim. Sorunlar vardı. Onları nasıl aşacağımızı ortak karar almamız gerektiğini de anlattım. Eğer ki bu şehirde sektörümüzü biraz daha hızlandırabilirsek lokomotif boyutunda ilerleyebilir. Ki biz bunun sadece onunla değil, kentsel dönüşüm ve kat karşılığı oranlarının düşürülmesiyle alakalı. Yani %50 kat karşılığı biliyorsunuz anlaşmaları şu anda imza atılıyor. Yani 20 daire yapacaksınız, 10 dairesini mal sahibine vereceksiniz. 10 daireyle hem para kazanacaksınız hem de 20 dairenin maliyetini çıkarmanız gerekiyor. Sadece o değil. Arsa maliyetlerinin de çok yüksek olduğu bir dolayısıyla arsa maliyetlerinin çok yüksek olduğu bir kentte yaşıyoruz. Şehir planlaması yapılırken bizim şehrimizin nüfusu 205 bin. Ama planlamalar yapılırken bu 15-20 yıllık meseleden bahsediyorum. 400 bin ve 600 bin nüfusa göre planlama yapılmış. Şehrin büyüyeceği noktada doğru düzenlenememiş, planlanamamış. Şehir içe doğru büyümüş. Dışarıdaki parsellerde 0.15-0.30 ki burada emlakçı abilerim var, benden çok daha iyi bilirler. Yaptığınız işin karşılığını alabilme şansınız olmayan parsellerle dolu her taraf. Yani 400 bin, 600 bin nüfusa göre planlar yapılacağına 300 bine göre yapılıp arsa maliyetlerinin düşebileceği, düşürülebileceği, 5 katı kadar planlamanın yapılabileceği, taban oturumunda 0.15 yerine 0.35 ile 0.30 ile yapılarak inşaatların yapılabileceği alanların planlaması maalesef yapılmamış. Biz Büyükşehir Belediye Başkanı'nda da bu konuyu arz ettik sağ olsun. O da şimdi kendi yok Allah'a var. O da bu konudan dertli, muzdarip. Yani bugün bir dairenin 1 milyon, 1,5 milyon konuşulduğu bir ortamda sektörün hızlı ilerleyebilme şansı yok. Dolayısıyla ben de sektörün içerisinden geldiğim için bunun da farkındayım. Lakin sadece bir ilçe belediyesinin düzenleyebilme yetkisine sahip olduğu bir konu da değil. Bu maliyetleri düşürebilmek veya emsalleri düzenleyebilmekle alakalı. Bu başlı başına ilçe belediyesinin, büyükşehirin ve bakanlığın koordine çalışmasıyla olabilecek bir şey.
Ama biz son 6 aydır çok ciddi bir çalışma yürütüyoruz ve bitirdik çok şükür. Büyükşehir'de geçen akşam da bir toplantı yaptık. Onlara da durumu anlattık. Bazı bölgelerde düzenleme yaparak bir bu maliyetleri, arsa maliyetlerinden doğan maliyetleri aşağı düşürebilecek, piyasayı biraz daha canlandırabilecek işlerle ilgili önümüzdeki günlerde duyuruları yapmış olacağız. Sadece bu değil tabii ki. İnşaat sektörüne bağlı emlak odalarımızda emlak sektöründen tutun da inşaata yaklaşık 1200-1300 kalem malzeme veren sektörleri düşündüğümüzde çok geniş bir tabana yayılan bir konu. Buna da bitmeyecek bizim işimiz. Kentsel dönüşümle ilgili çok yoğun bir çalışma başlattık biliyorsunuz. Dün de Tokyo'da bir görüşme yaptık. İnşallah bu yıl içerisinde bazı bölgelerde kentsel dönüşüm çalışmalarına başlıyoruz. Yine Münir abi buradaydı gördüm. Dün abi konuyla ilgili görüşmeler yaptık. 500 dükkana da inşallah bu yıl içerisinde başlıyoruz. Allah bir aksilik vermezse. Yani senin vatandaşımızdan buna göre hazırladığın projenin aynısı uygulanıyor. 100 metreden 300 metreye kadar 500 dükkan yeni sanayi sitesine başlıyoruz. Bununla birlikte inşallah sektörde biraz daha farklı bir canlı olacak. Kiradan birçok esnafımızı da kurtarmış olacağız. Eğer talep çok gelir ise bu konuyla ilgili 1000'e kadar çıkartabileceğimizin sözünü de aldım. Onu da söylemiş olayım. Ben teşekkür ederim. Sektörü el birliğiyle alanınızı bedelse canlandıracağız. Burada oda başkanlarımıza çok iş düşüyor ki bugüne kadar başardık. İnşallah bundan sonra seçilen oda başkanlarımıza da devam edeceğiz. Biraz daha istişareleri sıklaştırmamız gerekiyor. Gece mesailerini biraz daha fazla uzatmamız gerekiyor ki doğru analizler yapıp ona göre o analizler sonucunda da doğru işleri yapabilmemiz gerekiyor. O seçilen oda başkanlarımız kendi odaların üyelerini sonuçta temsil ediyor. Kendi odalarının üyelerinin taleplerini yerel yönetimlere veya milletvekillerimize doğru bir şekilde anlatması gerekiyor. Dediğim gibi bugüne kadar bu işi başardık. İnşallah bundan sonra da üstüne koya koya daha ileri geleceğimizi inanıyorum. Ben odamız için, bütün esnafımız için bu genel kurulun hayırlara vesile olmasını diliyorum. Allah için sizi çok seviyorum. Çok küçük bir ilçeyiz. Aslında büyük bir ilçeyiz. Rakya'nın ikinci büyük ilçesi ama artık insanlar simayen o kadar çok birbirine haşır neşir olmuş hale geliyor ki o kadar çok birbirini tanıyormuş gibi artık insanlar iç içe ki bunun avantajını buram buram da hissediyoruz. İnsanlar kolay ulaşılabilir olması gerekiyor idarecilerin. Biz de çok şükür kolay ulaşılabilen bir idareci olmaya çalışıyoruz. İnşallah önümüzdeki seçimlere kadar bir süreç, yani 2,5 yılımız daha var. Bu 2,5 yıl içerisinde gerek turizm, gerek tarım, gerek inşaat birçok noktada çok ciddi projeler ve yatırımları bu yıl içerisinde herkes görmüş olacak. Sadece bu yıl 200 trilyonluk yatırım yapıyoruz ilçe belediyesi olarak. Çok ciddi bir rakam. Hele hele birkaç proje daha var. İnşallah Büyükşehir Belediye Başkanımız ve milletvekillerimiz bir arada olduğunda, tüm siyasi partilerimizin bir arada olduğunda çok güzel müjdeler vereceğimiz büyük yatırımlar geliyor. Allah nasip ederse bunları da hayata geçirdiğimizde bu şehir değil Trakya'nın belki Marmara'nın en güzel şehirlerinden biri olacak. Dualarınız ve destekleriniz sayesinde. Çok daha fazla sözü uzatmak istemiyorum. Dediğim gibi kongreniz hayırlara vesile olsun. Herkes için hayırlı olsun diyor ve her birini sevgiyle, saygıyla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Sağ olun, var olun. Başkanımıza çok teşekkür ederiz konuşmalarından dolayı. Sevgili Hazırol, aramızda bazı diğer oda başkanları, misafirlerimiz var. Ben sırasıyla kendilerini takdim etmek istiyorum. Tekirdağ Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanımız Sayın Emine Erbekan, hoş geldiniz. Tekirdağ Madeni Eşya ve Ağaç İşleri Başkanı Sayın Münir Kılıç, hoş geldiniz. Tekirdağ Şoförler Odası Başkanımız Sayın Şenol Duran, hoş geldiniz. Sağ tarafında da Tekirdağ Lokantacılar ve Kebapçılar Odası Başkanımız Sayın Ali Kral, bir de hoş geldiniz. Bendeniz de Tekirdağ Elektrikçiler ve Elektronikçiler Odası Başkanı Sayın Kılıç. Evet, günlerimizin 4. maddesine geçiyorum arkadaşlar. Başkanlık divanına tutanakları imzalamaya yetki verilmesi için oylarını da sunuyorum. Kabul edenler? Kabul edilmiştir. 5. maddemiz, yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi için oylarını da sunuyorum. Kabul edenler? Okutalım. Buyurun.
Peki daha inşaat sanatkarları esnaf odasının 8 Ocak 2022 tarihli genel kongresinin faaliyet raporudur. Sayın Süleyman Paşa Belediye Başkanımız Cüneyt Yüksel, Sayın Divan, Sayın Bakanlık temsilcileri, Sayın misafirler, Sayın Oda Başkanlarımız ve odamızın değerli üyeleri. Hepinizi yönetim kurulu adına saygı ve sevgiyle selamlar. Odamızın 2022 yılı olan genel kongresinin tüm esnaf camiasına hayırlı olmasını dilerim. Değerli üyelerimiz, 2 Mart 2018 tarihinde yapılan genel kurulumuzda göreve seçilen bizler, yönetim kurulu olarak yasanın ve yönetmeliğin öngördüğü şekilde görevimizi sürdürerek her ay toplantıları yapmış olduğumuz, odamız üyelerinin menfaatlerini ve sosyal ve kültürel gelişmeleriyle ilgili konuda faaliyetlerde bulunduk. Değerli üyelerimiz, içinde bulunduğumuz ekonomik kriz işlerimizi daha da zorlaştırmaktadır. Elimiz deprem bölgesinde olduğundan yapılan inşaatlarda kayıt dışı çalışanlar bulunmaktadır. Oda olarak bunun önüne geçebilmek için gerekli çalışmalar yaparak üyelerimizi mağdur etmemeye çalıştık. Odamıza almış olduğumuz SMS sistemiyle bütün üyelerimize bir anda ulaşabilmeyi ve bilgilendirmeyi sağladık. Türkiye genelinde İnşaat Sanatkarlar Federasyonu olmadığından mesleğimizle ilgili her türlü çalışmaları odamızı konfederasyonumuz bilgilendirmektedir. Çıkan yasa ve kanunları bizlere yazılı olarak aktarmaktadır. Bizler de üyelerimize yazılı mesaj olarak bilgilendirdik. Değerli arkadaşlar, bilindiği gibi 1,5 yılı aşkın süredir COVID-19 pandemi ile ilgili mücadelemiz sürmektedir. Bu süreç içerisinde sokağa çıkma kısıtlamalarında oda üyelerimizin mağdur olmaması için emniyet, jandarma, belediye, zabıta müdürlükleriyle yaptığımız görüşmeler sonucunda odamızdan vermiş olduğumuz mesleki faaliyet belgeleriyle kısıtlama süresince hiçbir cezai işlemi uygulanmadan işlerine devam etmişlerdir. Değerli arkadaşlar, bizlere 4 yılı aşan görev süresince 5362 sayılı kanuna uygun olarak üzerimize düşen görevleri yerine getirmeye çalıştık. Bu görev süresi içerisinde hiçbir üyemizi ayırmaksızın hepsine eşit davranarak hizmet vermeye çalıştık. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Kadir Albayrak, üyelerimizin sorunlarıyla ilgilendiği için ve COVID-19 pandemi süresince odamıza göndermiş olduğu maske temini için teşekkür ederiz. Süleymanpaşa Belediye Başkanımız Sayın Cüneyt Yüksel'in odamız adına istişare toplantısı ve sektör buluşmaları programı kapsamında oda üyelerimize vermiş olduğu yemek için teşekkür ediyoruz. Ayrıca üst kuruluşumuz olan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Sayın Sami Kayın'a, Genel Sekreterimiz Fatma Eras'a, Türk Sicil personeline ve bizlere her zaman her konuda yol gösterici ve yardımcı oldukları için teşekkür ederiz. Değerli esnaf arkadaşlarım, şu ana kadar odamıza hizmetleri olduğuna inandığım siz değerli üyelerimizin birbirimize destek olacağımız inancıyla olan genel kurulumuzun tüm esnaf arkadaşlarımıza ve ilimizde hayırlı olmasını temenni eder, hepinize yönetim kurulu olarak saygılarımızı sunar, hayırlı olmasını dilerim. Söz almak isteyen var mı? Olmadı. Yönetim kurulu faaliyet raporu okunması ve müzakeresi. Tekirdağ İnşaat Sanatkarları Esnaf Odası'nın 8 Ocak 2022 tarihli Genel Kurul Kongresi'ne sunulan denetim kurulu raporudur. Sayın Divan, Sayın Misafirler ve odamızın değerli üyeleri, denetim kurulu adına hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Yapmış olduğumuz denetimler neticesinde 2018-2021 yılları arasında odaya kayıt yaptıran üye sayımız 219, kaydını sildiren üye sayımız 116 ve aktif üye sayımız şu anda 325'tir. Odamızda 5362 sayılı kanunun 7. maddesindeki şartları taşımayan üye bulunmamaktadır. 5362 sayılı kanunun 8. maddesinin 1. fıkrası gereğince üyeliklerini yitirenlere yönelik yönetim kurulunca gerekli işlemlerin yapıldığı, oda üye kayıtları ESPİS veri tabanında eksiksiz ve doğru bir şekilde tutulduğu, güncellemelerin zamanında yapıldığı tarafımızca görülmüştür. Yönetim kurulu toplantılarının ayda en az bir kez düzenli olarak yapıldığı, toplantı karar ve nisaplarına uyulduğu, mazeretsiz olarak toplantıya üst üste 3 kere iştirak etmeyen üyeler hakkında gerekli işlemlerin yapıldığı tarafımızca görülmüştür. 5362 sayılı kanunun 60. maddesi uyarınca tutulması zorunlu olan defter, belge, beyanname, makbuz ve fişlerin usulüne uygun olarak tutulduğu, muhasebe kayıtlarına yer alan tahsilat ve ödemelerin mevzuat açısından geçerli ve kanıtlayıcı bir belgeye dayanmakta olduğu, giderlerin başkan veya başkanla ilgili genel sekreterin ortak imzasıyla yapıldığı, muhasebeye ilişkin tutulmakta olan defterlerdeki kayıtlar ilgili yönetmelikte öngörülen süreye kayıt, düzen ve usulüne uygun tutulduğu, bankalardan aylık ekstra alınmak suretiyle hesap ve mutabakatın her ay sonunda yapıldığı,
Oda adına gönderilen yazıların başkan veya başkan vekiliyle genel sekreterin ortak imzalarıyla yapıldığı tarafımızca görülmüştür. 30.11.2021 tarihi itibariyle kasamızdaki toplam nakit tutar 659 lira 14 kuruş, bankalardaki toplam nakit tutar 783 lira 4 kuruştur. 2018, 2019, 2020, 2021 yılları toplam gelirlerimiz 226.125 lira 82 kuruş. 2018, 2019, 2020, 2021 yılları toplam giderlerimiz 220.446 lira 87 kuruştur. Kayıtlara göre meslek kuruluşunda olması gereken basılı evrak mevcut olduğu, para ve kıymetli evrakların kasada saklandığı, esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşları muhasebe gerektiğinde devam et. Bütçeyle gerçekleşen bilanço kalemlerinin uyumlu olduğu tarafımızca görülmüştür. Meslek kuruluşlarının alacaklarının hangi işlemlerden kaynaklandığı, alacakların takibi ve tahsili konusunda yönetim kurulunca gerekli gayret ve titizliğin gösterildiği, üyelerden yapılan tahsilatların kayıtları eksiksiz intikal ettirildiği, gecikme zamı ve tahakkuk tahsilatların yapıldığı, yasal mali yükümlülüklerin tam zamanında yerine getirildiği, yıllık aidatların zamanında tahsil edilmesine ilişkin 5362 sayılı kanunda öngörülen usul ve esaslara riayet edildiği tarafımızca görülmüştür. Sözlerimize son verirken genel kurulumuzun hepinize hayırlı uğurlu olmasını dilerim. Evet arkadaşlar. Evet, bakar mısın? 7. maddeyle oylarına sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Gündemimizin 8. maddesi gelir gider hesaplamış kabulü ve renkli. Tablomuzda gelirlerin toplamı 38.361 lira 77 kuruş, 2017 yılından devir 2262 lira 87 kuruş, toplamda 40.624 lira 64 kuruştur. Giderlerimiz 39.184 lira 74 kuruş, bankamız 1.325 lira 56 kuruş, kasamız 114 lira 35 kuruştur, yekünümüz 40.624 lira 64 kuruştur. 2019 yılı gelirlerimiz 43.528 lira, 2018 yılından devirimiz 1.439 lira 91 kuruş, yekünümüz 44.967 lira 91 kuruştur. 2019 giderlerimiz 42.263 lira 68 kuruş, bankamız 2.633 lira 54 kuruş, kasamız 71 lira 9 kuruştur ve toplam yekünümüz yine 44.967 lira 91 kuruştur. 2020 yılı gelirlerimiz 64.820 lira 50 kuruştur. 2019'dan devrimiz 2.704 lira 63 kuruştur. Toplam yekünümüz 67.525 lira 13 kuruştur. 2020 yılı giderlerimiz 58.775 lira 53 kuruş. Bankamız 6.549 lira 95 kuruş. Kasamız 2.199 lira 65 kuruş. Yekünümüz yine 67 milyar 525 lira 13 kuruştur. 2021 yılı gelirlerimiz 79.415 lira 55 kuruştur. 2020 yılından devirimiz 8.749 lira 60 kuruştur. Yekünümüz 88.165 lira 15 kuruştur. 2021 yılı giderlerimiz 80.222 lira 92 kuruştur. Bankamız 7.283 lira 4 kuruştur. Kasamız 659 lira 14 kuruş. Yekünümüz 88.165 lira 15 kuruştur. Başkanım.
Evet arkadaşlar. 2021 yılında. 9. maddeyi oylarına sunuyorum. Yönetim kurulu, denetim kurulu ayrı ayrı ibrasına geçiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bildiğiniz gibi yönetim kurulu ve denetim kurulu ayrı ayrı ibrasını. Yani bu arkadaşlar 4 yıl görev yaptı. İbraya geçiyoruz. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Evet, 10. maddeye geçiyorum. Yeni döneme ait çalışma programı ile bu programda yer alacak olan üyelerin mesleki eğitim, teori ve pratik kurs programlarını ve tahmini bütçeyi inceleme, aynen veya değiştirerek kabulü veya reddini oylarınıza sunuyorum. Tekirdağ İnşaat Sanatkarları ve Esnaf Odası 8 Ocak 2022 tarihli genel kurul çalışma programı. 2022-2023-2024-2025 yıllarındaki çalışmalarımız 5362 sayılı yasa ve yönetmelikler doğrultusunda siz esnaf ve sanatkarlar arkadaşlarımızın mesleki menfaatlerini daima koruma ve kollama azmi içerisinde olacaktır. Odu üyelerimizin sosyal ve mesleki konulardaki her türlü sorunlarının çözümlenmesi için çalışacağız. Üyelerimizin resmi kurum ve kuruluşlarda karşılaşacakları herhangi bir sorunu bizlere bildirmeleri halinde çözümlendirilmesi halinde elimizden geldiği kadar gerekli her şeyi yapacağımızdan hiç şüpheniz olmasın. Üyelerimize mesleki konularda kurslar düzenlenmesine, kapsam dışı meslek dallarında sınavlar yaparak esnaf belgelerinin kendilerine verilmesi için çalışacağız. Tekirdağımızın büyük şehir olmasıyla birlikte yeni oluşan Kapaklı Ergene ilçemiz yasa gereği merkez oda olmamız nedeniyle odamıza kayıt olmaktadırlar. Gelecek dönemde ulaşım sıkıntısı sebebiyle içeride toplantılar düzenleyerek odamız üyelerinin sıkıntılarını çözmeyi planlıyoruz. Odamız gerektiğinde üyelerimizin hakkını korumak için... Yeter mi başkanım? Bu kadar, bayağı bir uzun çünkü. 11. maddeyi geçiyoruz arkadaşlar. Çalışma raporunu oraya sunuyorum arkadaşlar. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. 11. maddeyi geçiyorum. Aylık ücretlerin, huzur haklarının, yolluk ve konaklama ücretlerinin tespit edilmesi. Aslında arkadaşlar bu konu tamamen 5362'ye bağlı olduğundan dolayı 5362 yasa zaten belirtilmiştir bunlar. Bunu da oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. 12. maddeye geçiyorum. Bağlı olduğumuz birliğin muvaffakate alınmak. İktidar sesini unutma. Muhabbeti almak şartıyla kuruluş amacını gerçekleştirmeye yönelik gayrimenkul ve her türlü taşıt alım veya satımına gayrimenkul karşılığında ödünç para alınmasına karar vermek, bu konudaki işlemleri yürütmek üzere yönetim kurullarının yetki verilmesine. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Sayın Hikmet Başkanım, 13. maddeye geçiyoruz. Dilek ve temenniler kısmına geçiyoruz. Onunla geçtik. Seçimler kısmına geçiyoruz. Arkadaşlar, oy suları gelsin. Divan heyetinin burada görevi bitmiştir. Bundan sonraki seçim kuruluna görevimizi devrediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun camiamıza.